Hepinize merhaba arkadaşlar, ben Berk. Folding kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Yeni bir LoL videosu ile sizlerle birlikteyim ve bu bölümde sizler için orta koridorda Talon oynuyor olacağım. Umuyorum izlerken keyif alırsınız. Bakalım yeni eşyalarıyla birlikte Talon ne derece verimliymiş. Ki biliyorsunuz güçlenen kontrol büyücülerinden sonra Talon çok güzel bir şekilde meta'ya oturdu. Çünkü bu kontrol büyücülerini çok güzel bir şekilde counterlıyordu. Karşımıza yüksek ihtimalle Galio gelecektir diye tahmin ediyorum, bir sıkıntı olmazsa. Bunlarda muhtemelen pireler bir değişim yapmışlar ama yenebileceğimizi düşünüyorum. Çok zorlamayacaktır. Galio matchup'ını Talon galip ayrılabiliyor eğer güzel oynarsanız, ki Galio da nerflendi biliyorsunuz. W yeteneğinin bekleme süresi arttı. Bu sayede de rahat bir şekilde takasa girip çıkabiliriz. Özellikle onun W sonu kullandırdıktan sonra çok büyük etki elde edebiliriz. Kitle kontrol adına gerçekten çok büyük kitle kontrolleri var. Ama burada çıkartmamız gereken hedef Jhin olacak. Ve Jhin'e çok rahat bir şekilde atılabilecek karakterlere sahibiz. Kazanabileceğimizi düşünüyorum. Bakalım. Umuyorum bir sıkıntı olmaz. Anonim yenilmez. Uzun süreli savaşlar olacaktır. Karşısı Galio ve Nautilus, birazcık indirmesi uzun süren rakipler. Bu rakiplere karşı da etkili olabilmek adına yenilmez en verimli ürün. Yine ürünlerin tamamı da videonun açıklama kısmında mevcut. Bu arada benimle iletişime geçmek isteyen arkadaşlar varsa yine videonun açıklama kısmında hem Discord adresimiz, hem Facebook grubumuz, hem de Instagram adresi mevcut. Oralardan benimle iletişime geçebilirsiniz dostlarım. Bilginiz olsun. Sonra neden merak eden arkadaşlar varsa onlara da söylemiş olayım. Şu an orta koridorun biliyorsunuz en çok kazanan karakteri Galio. Şuna bak, Q hasarına. Ona karşı da etkili olabilmemiz için dikkatli oynamamız gerekiyor. Eğer kontrollü bir şekilde oynarsam çok rahat kazanıyorum matchup'ı. Güzel, hem gidiş hem geliş hasarını yedi. Doran yüzüğü başlangıcı da yapmış. Güzel, yine hem gidiş hem geliş hasarını yedi. Ya pasifin ne kadar çabuk geldi senin. Güzel. Biz de burada tabi pasifimizi patlatmış olduk. Pasifini kullandırtırsak bu adamın anlık bir takasa girersem kazanma şansım oluyor. Şuna bak abi, alanının etkisine bakar mısınız pasif alanın adamı? Ben şuradan W yeteneğimi bir tane daha vereyim. Şimdi Galio matchup'ında tam zamanında sıçrasını kullandı ya. Sen birazcık daha geç Beyzat. Teleportta girdiği için burada koridoru hızlıca yetişecek. O gelmeden önce bizim koridoru itmemiz gerekiyor. Ki burada teleportunu kullandırtalım adama. Tamamdır. Burası için teleportunu kullanacak. Güzel, yetişemedi. Duvara çarptı. Bir duvara tosladı orada. Güzel oldu. Resetlenme vakti. 500 gold üzerimizde var. Kan içen build'i başlayacağız. Kan içeni bitirdikten sonra bir şeyler yapabiliriz. Bu da burada. Dikkat etmen lazım. Onu salar umarım. Eğer onu salmazsa geçmiş olsun. Ölüm fermanı demek bizim adam için. Şu parçayı alalım. Devam edelim. Ah, laf anlatamamak çok kötü. Yani Jarvan göre göre o hatayı yapıyorsun ve bu adama skor veriyorsun. Ki pinkliyorum, base'e gideceğim. Adam base attı geldi. Garip. Galio'nun niye bedava güçlendirmesine izin vereyim ki? Bu adamın üzerine niye mavi güçlendirme olsun? Sıçrasını vermiş, geri düşürmüşüz. Farm da geri düşürmüşüz. Adam şimdi gitti, aldığı bir skorla birlikte oyuna döndü. Üzücü. Ya bak, kullandı da W'ye falan. Bota gittiğini tahmin etmiştik ama bizim bot uyanık olmadığı için ölecekler. Ya boşuna ping atıyorum ben herhalde takım arkadaşlarıma. Çünkü dinlemiyorlar. Gerçekten dinlemiyorlar. İyi bari Galio'yu kestiler. Tabii adam hatalı bir şekilde dive atmaya falan kalktı. Ben Q'ma yanlışlıkla bir tane fazladan vermişim. Normalde Galio matchup'ında W fullemem fena değil. Ha, Q da fullleyebilirsiniz. Midi bir karaktere karşı oynuyorsanız. Yani vuruşları yakın menzilli vuran bir karaktere karşı oynuyorsanız.
Bu adam kaçacak herhalde. Eğer kaçmazsa ölecek çünkü. Canın yokmuş ki şencim. Ya rakip takım ne güzel çıkıyorlar ya. Hiç böyle durmuyorlar. Zaman kaybetmiyorlar. Bu adamın bunu almasına izin vereceğiz mi? Bak bu adam burada free kill. Sıçra atmadı ama. Ölüyordum ben de ayaküstü bak. Gider ayak ölüyorduk. Erikleri yiyecek, canını dolduracak. Kan içene doğru ilerliyoruz zaten biz de. Hemen onun parçalarını toplamaya devam edelim. Şu parça bitseydi iyiydi. İyi farmda üstün. Böyle devam eder umarım. Bir aksilik olmaz. Çünkü Galio 6 levelden sonra zaten rotasyona başlayacak. Keza ben talonla rotasyon yapabilirim. Ama takımın benim pinglerime uyması gerekiyor ki Galio'ya yakalanmasınlar. Bu adam bedavaya güçlenmesin. O minyon nasıl kaçtı? Jax'ı bot lane'de gördük. Şuraları bir kontrol edelim. Bizim ping ward'umuzu kırmıştı zaten adam. Jax'ı ormanında bir yakalamak istiyorum. Güzel. Abi nasıl yakalanabiliyorum ben ona ya? Jarvan. Galion'un ultisini böyle pozisyonda almış olmam güzel de. Jarvan çok pasif kalıyor bu oyun. Galio şu an üzerime atılmayı bile deneyebilir belki, bilmiyorum. Ya koridoru kazanmasına izin vermemem lazım normalde bu adamın. Daha yetenek kitini kötü kullanıyor. Ve birazcık daha Jarvan'a yatık oynayayım. Jarvan'ın burada olduğunu biliyor herhalde. Hiç şey yapmıyor çünkü. Nautilus. Şunu da şöyle koyalım da. Jax nerelerde acaba? Onu da göremiyorum. Onu göremediğim sürece birazcık daha panik oluyorum. Top lane'e gitmiş. Ota tekrar yürüyebilirim. Galio'nun buraya yetme süreci var. Ultisinin bekleme süresi de oldukça fazla biliyoruz. Rakip bot birazcık panik olsun. Geri çıkmak zorunda kalsınlar. Koşuyorum ota. Çok bekliyorlar abi ya. Yani. Yani 50 defa şan pozisyona girerdi. Her bota geldiğimde bizim botun bir şeyler yapmakta geç kalıyor olması benim canımı çok sıkıyor. Bak. Kesebildi mi? Yok, kesemedi. Galio rahat bir şekilde midi itmiş oluyor bu sayede. Ben adama pozisyon avantajı sunuyorum sırf bu yüzden. Geldim, savaş. Dal. Devam.
Şey de geliyor ama. Canon da geliyor. Gitme 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 gitme. Altta sıçraya bak. Ağlayacağım. Kaçabilirsin ama saklanamazsın. Biz de öleceğiz muhtemelen. Ah Jarvan, ah ya. Gerçekten ah Jarvan, ah. Niye gidiyorsun ki abicim sen? Yani derdin ne? Şu pozisyonda adamın bizi baitlediği o kadar belli ki. Görüyorsun arkadaki rakip top lane'i görmüyorsun. Rakip ormancıyı görmüyorsun. Üzerine koşmaya devam ediyorsun onlarca. Galio da bot lane'e teleport attı. En sevmediğim senaryo. Gerçekten en sevmediğim senaryo. Şuradan Merkür'ümüzü alalım. Hemen şu parçayı da alacağız. Adam da gitti bot lane'den skor çıkarttı. Tabi uzun kılıç da alalım. Ah, sinirlenmemek elde değil. Şu adama karşı üstünüz. Bu adam 1-1-4 oldu ya. Gerçekten 1-1-4 oldu bu adam. Bot lane'e geliyorum. Shen bot lane'i takip etmiyor. Mesela engage atacak adam o. Sıçrası falan oluyor o pozisyonda. Özellikle kontrol ediyorum. Ama adam spell'ine kıymıyor. O pozisyonda savaş başlatmıyor ki rakip ileride oynamasına rağmen. Yani gerçekten çok acayip bir oyun ya. Asla taviz. Bu adamı artık kesmemiz lazımdı. Yani bu Jumper ile koridorda oynaması saygısızlık. Cezalandırmamız gerekiyordu. Bir de şuradaki pozisyonda sıçrama atsam duvardan geçecektim ama peş peşe kitle kontrollerini çok güzel indirdiler. Hiçbir şey yapamadım. Jax inşallah buradan karşıma çıkmazsın. Şunu alması lazım bizimkinin artık. Buradan sadece kalmazlar. Güzel. Miss Fortune'ı buradan çıkartabilir miyim bilmiyorum. Helalsin Miss Fortune. Güzel. Miss Fortune'a güvenerek iyi bir hamle yapmışım. Burada onu iyi ki yalnız bırakmamışım. Hemen şimdi bir çıkalım. Galio da buralara kadar geldi ki gelecek yani. Bu adam fırsat buldukça ultisini atacak sağa sola. Ooo Swain neler yapıyorsun? Swain'imiz 0-3. Bitikmiş Swain'imiz. 0-2 Cannon. Zaten şurada sıçrasını falan da kullanmıştı bu adam. Ona rağmen Swain etki gösterememiş. Benim bir an önce de bu adamdan plate falan almam gerekiyor ki zaten plate'ler gidecek şimdi. Geçen her dakika bir de Jax da güçleniyor. Adamların Jax faktörü de var. Bir rakip katledildi. Aa, Jax da bota gidiyormuş. Keşke yürüseydim direkt. Öldü bu. İjin öldü en azından. Aa, geçemedim duvardan. Kuleye ölebilirse Shen okey. Helalsin Shen. Güzel. Dikkat etmesi lazım bu adamın. Pink Ward'u bıraktığı yere bakar mısınız şunun ya? Yani?
Şimdi bu kaynağı bırakmak istemiyorsunuz adamlara. Ama top lane'iniz kaybettiği için otomatik olarak kaynağı adama bırakmış oluyorsunuz. Rakip ormancı güçleniyor bir yandan. Bizim ormancı zaten güçlü değil. Güçlü olmasını geçtim. Adamların kaynak toplaması daha kötü senaryo. Buradan kaçamayabiliriz. Q'su daha çabuk döndü adamın ya. Jax o kadar güçlendi ki Jax. Keşke kaçsaydım ben. E yeteneğinin burada dönmüş olabileceğini düşünmedim. 6-2-4. Zaten bir de ilaç sindirini almış. Neyse bizim kan içenimiz bitti. Artık can çalma etkileri bizi de birazcık daha arttırırız. Bot lane zaten openladı. Buradan hemen kuleyi de alacaklar. Eğer ikinci ejderi alırsak güzel olur. Bunu rakibe vermeyelim lütfen. Jungle'ımız iyi değil. Jungle'ımızın başlangıç eşyası da bence hatalı. Kan içen bu matchup için ona uygun değil. Onun bence tanklaşması gerekiyordu. Çünkü frontline olarak Shen bir yerden sonra yeterli olmayacak. Swain zaten şu an kötü durumda. Galio'nun ultileri de çok çabuk dönüyor ya. Ufuk getiren almış adam. Garip. Gir abi buna. Buradan çıktılar. Bizim de burayı salmamız lazım. Galio yine kayboldu. Bota gitme ihtimali yüksek. Bizimkilerin botta savaşmaması lazım. Savaşırlarsa direkt lose'larlar. Çok ilerideler zaten. Adamın şimdi koridor ritmi hızına bakar mısınız? Q'sunu atacak ve bütün minyon dalgasını temizleyecek. Bak dedim ya. Bota yine pingleri yağdırdılar. Talon kayboldu diye. Atlasam arkasında Jax olabilir, bizi baitliyor olabilir yine. İsimsizler mezarlığına bir ceset daha. Mesaj falan mı geldi sana, ne oldu? Adam bir geriye çıktı. 11 level olduk biz de sonunda. Adam AFK'yken burayı itmek lazım ki minyon dalgası tutamasın. Mesela Galio pozisyonu takip etmiş olsa bizim için tehlikeli bir senaryo olabilirdi. Kestiler bizim çocuğu değil mi? Yetişirsem orada bana iki tane skor var. Güzel. Şen de orada ayaküstü en azından bir şeyler çıkartmış oldu. Yani iki tane skor verdik ama karşında iki tane skor aldık. Q'umuzu geliştirerek devam. Biz Fortune'da bu pozisyonlarda yakalanmazsa ve dikkatli bir şekilde kalırsa bizim için sorun yok. Bu adam hala AFK kalmaya devam ediyor. Alamayacağız ya. Buraları zorlamasak güzel olur. Shen'in kuleye vurmasına bile gerek yok. Hatta dur, kuleyi mi alıyoruz? Galio geri çıktı. Ben Galio burayı tutar diye düşünüyordum.
da bize gelecekler. Keşke başta vursaymışım. Mangalyon'un savunacağını düşündüm burayı. Bir base atsam güzel olur çünkü üzerimde çok fazla. Geçtiğin yere bakar mısın canım benim Şencim? Tapu alamet bırakılmış. Buraya acil yardım lazım. Shen'in ultisi yok. Miss Fortune botu itiyor. Şimdi Tiamat'ı bitirdim. Vahşi Hydra'ya ilerleyeceğim. Şuradan şunu da alalım. Miss Fortune sendeler canım. Çıkman gerek. Güzel güzel güzel. Jax düştü herhalde burada. Bir hit daha helal. Kenan da düşer. Yok düşmedi. Burada sanıyorum en büyük avantajımız Galio'nun AFK olması. Atölyüsün üstüne gitmeyelim. Aa Jax'ın kırmızısı var. Gitme oraya. Aa bana kullanmadı mermisini. Çok garip. Garip bir fight'tı. Ya adam çok tuhaf oynadı burayı. Kessin onu Jarvan. Kenan'ı yakalayıp keserim ya. Abi bu can doldurma ne? Senin görüşün mü vardı burada? Görüşü varmış adamın çalının içinde. Neyse resetlenelim bakalım. Jarvan'ın bunu hızlıca alması lazım. Hydra da geldi. Güzel. Şimdi artık can çalmam tavan miktarı ulaştı. Saldırı gücümüz 233 oldu. Üzerine karabaltaya gideceğiz. Ki o da bize bekleme süresini azalma kazandırsın. Şu an %31 bekleme süresinde azalmayla birlikte ultimiz 55 saniyelere düştü. Ama mobilitemiz az. İşte bir yoğumu güzel olur. Bunun üzerine yoğumu yakışır. Onu bir tamamlarız. Karakter Draktar'la da fena olmuyor ama kan içen build'i çok güzel. Özellikle uzun süreli savaşlarda. Da kestik. Helalsin. Süper. Bizimkiler baron istiyorlar. Geleceğim oraya. Hemen bir koşalım. İyi, baron içimizi görür. Şurada yengeçten, aman yengeç diyorum. Bitkiden de atlayalım. Swain bizden değil gibi düşündüm bir an, geri çıktım. Dedim W'sundan stack almasın burada. İyi, baronun altında bende kaldı. Şimdi süperiz. Daha da güçlenmeye devam ediyorum. Dediğim gibi karabaltaya gidiyoruz. Karabalta ile birlikte iyice bir bekleme süremiz azalacak. 55 yetenek hızına ulaştık. %39 bekleme süresinde azalmamız oldu. Ki full bekleme süresinde azalmaya da gidebiliriz aslında. Hani
Neyse, dur bakalım. Şu olay çok güzel. Bu eşyanın içerisindeki pasifi aslında bizim için çok daha değerli. Yetenek hızı veriyor bize. Aldığımız efsanevi eşyalarla birlikte. Yalnız Jax burada savaş arayabilir. Toplu bir şekilde durup Jax'ın engage'ini yemeyelim. Güzel. Jax'tan kötü bir engage gördük. Odaklanacağım kişi Jhin'di. Odaklanamadım ona. At Galio gözükmedi bir fark ettiniz mi? Adamlar da sur verdiler. Arkadaşlar orta koridorda Talon'da bu şekildeydi. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir. Videolarımı beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Devamını istiyorsanız like ve yorum atarak bunu bana belirtebilirsiniz. Tekrardan izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim.